Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, Hepsinden Var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün araba pazarı videomuz, okul öncesi ilk pazar. Bugün biraz daha hareketli Çukurova Halk Pazarı. Bakalım şimdi fiyatlarda böyle değişkenlik var mı? Okul öncesi artış var mı? Şimdi görelim. Şurada Aveo ile başlıyorum. Şimdi dostlar, bu hafta sizler için şöyle bir şey yaptım. Malum sarı sitede birçok arabayı favoriledim. Ondan sonra bu favorilere istinaden fiyatlarını takip ettim. Bu hafta bazı arabalarda böyle fiyat düşüşleri gördüm. Bakalım böyle 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira gibi. Bakalım buradaki araçlarımızda da böyle düşüşler mevcut mu? Şimdi Aveo var burada. Bakıyoruz, klimalı ABS. Hava yastıklı, 77.500 TL demiş. Hayırlı satışlar olsun, kolay gelsin. Açık mı araba? Şöyle temiz, güzel duruyor. 77.500 TL istemişsiniz. Otomatik mi? Manuel. Dostlar temiz duruyor ama kapıyı açamadık. Kolay gelsin, iyi satışlar. Açtınız mı? Şöyle içini de göstereyim size. Chevrolet. Güzel içi derli toplu. Abimizin aracı. Pazarlık var mı? Pazarlık payımız. Tabii. Pazarlık payımız da var. Siz şimdi ilk defa görüyorum sizi burada. Nasıl piyasa? Ne düşünüyorsunuz? Piyasa yüksek yani. Yüksek değil mi? Evet. Ne için satıyorsunuz? Daha üst model almak için. Üst model almak için. Mecbur fiyatı da yükseltiyorsunuz değil mi? Evet. Alacağınız araba pahalı. Aynen. Ama bu hafta birçok arabada sahibinden.com'da gördüm. 5000 lira, 3000 lira fiyatları aşağı çekmeye başladılar. Bakalım burada da öyle mi? Evet dostlar, 2007 sembol var. 1.4. İşte şeyde düşüş var. Sahibinden.com'da. Yok yok, şöyle birçok arabayı favoriledim bilerek. Takip ediyorum fiyatlarını. 3000 lira, 5000 lira düşmeye başladı. İşte fiyat yüksek. 155.000 TL'ye 1.6 dizel var dostlar. Yeni Euro 6 motor. Şöyle görün. 155.000 TL, 86.000 kilometrede, 2018 model. Şurada geçen hafta satılık olan Linea var. Yine fiyatı aynı, 115.500 TL. Onu çektiğim için çok detaya girmiyorum. 56.000 TL'ye 1.687.000, 98 model Polo'muz var burada. Şimdi sizler için nasıl daha detaylandırabilirim düşündüm ama kapıları da kilitli dostlar. Adana'daki araçların kapıları hep kilitli ya. Evet, şöyle devam edelim. Şurada 25.000 TL'ye 88 Renault TX var. Herhalde pazarın en ucuz aracı bu olsa gerek. Şurada Privilege Megane var, bakalım. İyi satışlar. 260.000 kilometrede, 2006 model, 95.500 TL demiş abimiz. Şöyle görün dostlar. Bakalım otomatik vites mi? Kolay gelsin, iyi satışlar. Manuel vitesmiş. İçini çekebilir miyim? Şöyle oturuyorsunuz ama. İçi de derli toplu görünüyor. Güzel alettir dostlar. Renault'un DCI motorlu aracı. Orijinal far sensörleri varmış gibi olmuş. Güzel olmuş. Normalde bunun orijinalinde yok. Şöyle görün. Evet. Şurada bir Focus'umuz var. 180.000 TL demiş Focus'a. 75.750 TL benzinli. 2016 Ford Focus. İyi satışlar. Açık mı kapısı? Ha, sahibi sizdeysiniz. Kapısı kilitli. Açık. Güzel. Otomatik vites. Otomatik vites dostlar, şöyle içini göstereyim. 1.6 benzinli Focus, şöyle içine de bakabilirsiniz. Araç sizin herhalde. Evet. Telefon numarası paylaşmamışsınız. Paylaşmadık. Vermek isterseniz verebilirsiniz. Tabii vereyim. 536. Buyurun. 166 4885. 4885 dostlar, Focus için abime ulaşabilirsiniz. Güzel derli toplu duruyor. Lastikleri falan fena değil. Şöyle etrafını döneyim sizlere. Benzinli otomatik vites. Şurada bir geçsimiz var. Sanki geçen haftadan, bu da 68.500 TL demiş. Alt takım falan yeni değiştirmiş abimiz. Şöyle onun da içini göstereyim. Görün. Evet, şöyle aşağıya doğru inelim. Bakın sesi yok. Gayet güzel. Privilege'in. Gayet sessiz.
Yine geçen haftaki geçişimiz var. 107.500 TL, 121.000 kilometrede. Şurada Astra H'ımız var. 79.950 TL. Bu da geçen haftanın araçlarından. Görün şöyle dostlar. Corsa keza öyle. 123.750. Aynı arabalar var. Farklı araba var mı diye bakıyorum. Bu sefer eski arabaları çekmemeye çalışacağım. Şurada bir Corolla var. Efsane kasadır. 92 model. 48.000 TL demiş. 397.000 kilometrede. Şöyle normalde bunun 91'lerinde Toyota yazar. Bunda amblem var. Ondan sonra bakalım şöyle içine doğru. Bakalım. Görüyor musunuz? Efsane gösterge. Vay be. Bunun şurada saati vardı. Bakıyorum. Klasik Casio saati var dostlar şurada. İki güzel derli toplu. Şöyle hafif boya karar şeyleri var, atmaları var ama mühim değil böyle bir arabada. Motorun içinde. Bu 1.3 mü? 1.3. Hmm. Dostlar 1.3'müş, 1.6 değil. Klima yok. Klima var. Ha klima da var. Oo 1.3 klimalı dostlar. Telefon numaranız var mı? Var kardeşim. Bakıyorum. Paylaşabilir. Ha buradaymış dostlar. İlgilenen arkadaşlar telefon numarasını da şöyle çekeyim görün. Pazarlık payımız var mı? Var var. Pazarlık payı da var. Abim satıyor. Galerici değil belli. Aynen şahıs. Binici şahıs. Dostlar alıyorsanız buradan alın arabayı. İyi satışlar diliyorum. Güzel be, fena değil yani. Evet şimdi bak şurada bir Passat var. 2004 bu da yeni gelmiş. Denizli plaka. Komfort paket. 2004 model. 93.000 TL demiş. Kapısı açık mı diye bakacağım. Kapısı maalesef kapalı. Şöyle görün. Arkadaş şu araba. Lastikleri yeni. Maşallah maşallah yani. 93.000 TL. Şimdi neyimiz var? Şurada Hyundai var. Eski Elantra dostlar. Dodge motor. Kraldır 1.6. İyi satışlar, iyi pazarlar. Şöyle 40.000 TL klimalı demiş. Telefon numarası da var dostlar burada görmek isterseniz. Araç sizin mi? Yok. Ha sizin değil. Şöyle içini de göstereyim. Airbag yok. Ama klima... Klima var mı? Bakıyorum. Klima da var. Klimalı. Güzel. Klimalı. 4 cam otomatiği var. Elantra. Hatta size bir şey diyeyim mi dostlar? Yeni Elantra. Bundan daha böyle kötü diyebilirim. O yorumlarda öyle okumuştum. Bakıyorum şurada bir tane Getz var. Bu da yeni gelmiş kırmızı. 2009 modelmiş. 85.000 TL demiş. Dizel 151.000 kilometrede. Şöyle içini de görün. Evet müzik çaldığı için buradan kaçıyorum. Bakalım şurada bir Passat. Oo Mondeo var. Mondeo'ya bakalım. 125.000 TL demiş. Benzinli 210.000 kilometrede titanyum paket. Otomatik vites mi diye bir soracağım. Kolay gelsin, iyi satışlar. Aracımız otomatik mi? Manuel. Manuel vitesmiş dostlar. Şöyle içini de göstereyim. Hayırlı satışlar diliyorum. Şöyle 210.000 kilometrede. Bakalım Passat var. 2012. 1.6 dizel 210.000 kilometrede 2012 model 209.000 TL demiş Passat'a abimiz. Expert raporlu. Şunu da göstereyim. Orijinal ekspertiz raporu var. Şöyle uzaktan da çekeyim sizler için. Kapısı açık mı bilmiyorum. Bakacağım. Ha, kapısı da açık. Otomatik DSG. Şöyle içini de görün. Eğer mekatroniğinde problem yoksa ve servis bakımlıysa fiyatı makul gibi tabi. 209.000 TL'den muhtemelen pazarlık payıyla düşecektir. Şurada yumurta kasa aksentimiz var. 2000 model. Honda da mı sizin? Aynen abi. Ne yapmışsın? Basmışsın iyice ya. Ne istiyorsun şimdi Honda'ya? 82.000 istiyorsun. Galerici misin sen? Yok abi ya. Tamircisin. Ha senin yaptığın araba. Dostlar kardeşim yapmış arabayı. Güzel derli toplu duruyor. Otomatik mi bu da? 1.6 benzinli. Bakın görüyor musunuz kupaların üstleri falan gayet başarılı tertemiz duruyor. Kaza bela yok gibi ama sanki farlarda böyle tatlı bir oynama var. Burada var abi. Değil mi? Farları açmışsın. Ama paneli hiçbir şey yok şahsen. Ama belli derli toplu. Şöyle içini de göstereyim dostlar. İçi de gayet bir
gibi duruyor. Evet. Renault 19 var. 1.4. Hadi ona da bakalım. Değişik arabalar var bu sefer. 95 model. 41 bin kilometrede Renault 19 1.4 dostlar. Şöyle uzaktan da alayım. Araç sizin herhalde. İyi satışlar diliyorum. Boya... Yok, boya yok. Orijinal ha? Orijinal. Vah, helal olsun. Sadece şu arka biraz şu olduğu için şurayı biraz şey yaptırdım, boya yaptırdım. Ya o da olsun, 95 şey, model arabada. Hiçbir yerinde boya yok yani. Dostlar şöyle içini de çekeyim. Tabii. Klima da varsa yok, tadından yenmez yok diyecektim. Yok, klima yok. Yok. Gerçi Alize diye geçer bunların klimaları da. 1.4 normal Rene. İyi satışlar diliyorum. Teşekkür kolay ederim, gelsin. Sağ olun. Telefon numarası var mıydı? 532. Evet. 598 1740. Piyasa hakkında ne düşünüyorsunuz? Piyasa. Galerici değilsiniz zaten. Yok, belli. Yok, galerici normal satış, kendi arabamı. Al sat mı yapıyorsunuz? Yok. He. Değiştireceğim. Değiştireceksiniz. Ne, evet. Ne düşünüyorsunuz abi piyasa hakkında? Vallahi piyasa şu anda hani ikinci eller biraz yüksek açıkçası. Yani, sıfır araba da yok. Sıfır araba da şey olmuyor. Hani bakacağız duruma. Değil mi? Allah sonumuzu hayır etsin. Abi. İyi satışlar diliyorum. Kolay gelsin. Dostlar şurada bir BMW var. Ha, bir tane de Corsa var. Gidelim onu da çekelim şimdi. BMW 2006 E90 318 1.6 Opel diyorsun işte. 147.500 TL demiş telefon numarasına göre. Sunroof da var. Şimdi Opel Corsa da gördüm, bir tane de onu da görelim. Bayağı cafcaflı olmuş tamponu, spoileri. Açık mı kapısı, bakacağım. Kapısı kapalı. Manuel vitesmiş bu arada. Şöyle şimdi şu Corsa'ya doğru gidelim. Corsa'yı görün dostlar. Araç satılık mı bilmiyorum. Kolay gelsin, iyi satışlar. Sağ olun. Satılık mı? Evet, satılık. İlan göremedim. Yok. İlana gerek yok. İlana gerek yok. Mal kendini belli ediyor diyorsunuz. Aynen öyle. Rakamında güzelse tadından geçilmez. Ne istiyorsun abi? Aynen öyle. Ne istiyorum? 265'e vereceğim. 265. Bu hangi? 20 bin aşağısına vereceğim. 3 aylık da araba. 3 aylık. Niye satıyorsun? Niye satıyorum? Başka model de başka istedim. Model alacaksın. Otomatik mi hacım? Aynen, otomatik. En full. Bu en full'ü. Motor özellikleri falan dizel mi? 1.3. Gerçi bir dakika, otomatikse bunda şey yok, dizel yok. Dizelde evet. Otomatik yok zaten. Şöyle görün dostlar, tertemiz araba. Opel kendini Corsa'da bayağı bir açtı. Cam tavan vesaire, piyano bilek ayrıntılar çok başarılı. Alet 1.3 kaç bindi abi? 6500. Kaza belası var yok, mı? Yok, hiçbir şey yok. Hatasız. Telefon ben numaranı da paylaş o zaman da izleyicilerimiz. 537 evet. 056 3199. 3199 bu numaradan arayanlara yardımcı olacak kardeşim. İyi satışlar diliyorum. Dostlar şöyle bagajını da göstereyim size. 4 fren disk zaten en full paketi dedi kardeşimiz. Bagaj da gayet geniş, güzel duruyor. Şöyle görün. Tertemiz ya, çiçek paket. Oh dostlar, böyle canavar gibi daha ekranın şeyini bile sökmemişsin. Yok. Poşetini. Yok. Alan adam sıfır niyetiyle alacak. Aynen yani. Abi. Hangi kanalda abi? Bu hepsinden var, YouTube kanalı. Hepsinden var. Beklerim. Dostlar çok güzel, rengi falan başarılı. Otomatik vites istiyorsanız alabilirsiniz. Satılmayan Bora'mız yine burada. Bakıyorum farklı. Şurada bir tane Astra var. Astra F. 38.000 TL 1.4 demiş abimiz. Şöyle görün. Boya durumu sanki var gibi ama yok gibi. Orijinal de olabilir. Kolay gelsin, iyi satışlar. Sağ olun, teşekkür ederim. 1.4 Astra kaç model bu? 92 model. 92 model. Kaç binde? 296 binde. 296 aynen. Binde 1.4. Klima var mı? Kliması yok. Efendim. Kliması yok. Aynen. İyi satışlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Güzel dostlar, derli toplu duruyor abimizin arabası. Avrupa Honda ile bir ya bunlar. Aynen öyle. Euro Civic diye geçiyor. Güzel, farların falan yeni. 98 model 274.000 kilometrede pazarlığım var. Nasıl, memnun musun arabadan? Yenilemek amaçlı satıyorsun herhalde. Klima var mı? Klima da var. Avrupa İngiliz malı abi. Evet abi. Kötüsü olmaz bunun. 4 disk fren bak, böyle bir arabada eski bir araba 4 disk fren. Sadece bagaj pandizotun falan yok, eksiklikler. Aynen. Ona da ben bilmiyorum. Bizim komşumuz biliyor. Onlar ihtiyarlar, yaşlılar yani. O yüzden almak. Tek sıkıntısı yok. Parça sıkıntısı var bunun işte abi ya. Abi parça sıkıntısı da yok ya. Evet parça. Rover'da. Abi Honda hani parça. Ha olur. Evet Euro Honda'yla uyuşuyor. Aynen öyle. İyi satışlar diliyorum kardeşim. Şurada Emotion paket. Fiorino var. 2017 model. 53.000 kilometrede 75'likmiş dostlar. Dizel Emotion paket. Şöyle derli toplu duruyor. Bu da çelik çantlı vesaire. İçine doğru geçelim. Şöyle bakın içini de görün, ticari de.
otomatik klima olmasını isterdim. İyi satışlar, kolay gelsin. Ne var ne yok, nasılsınız? İyi pazarlar olsun. Temiz duruyor, güzel duruyor. Allah gönlünüze göre versin inşallah. İyi satışlar. Şurada Jetta'yı söylemişti abimiz. Şimdi Jetta'ya bakalım. Jetta 1.6 Midline 2006 model, 221 bin kilometrede, benzin LPG 110 bin TL istemişsiniz, sizin araç. Evet. Doğru mu? Pazarlık payında var. Evet. Dostlar araba güzel, temiz duruyor. Sol çamurluğum değişik. Şurada far da değişmiş o zaman. Evet, farım da değişik. Evet. Garaja girerken direğe vurur. Olabilir, olabilir. Yani açık mı kapısı? Evet. İçini çekelim şöyle. Hı-hı. Dostlar şöyle içini de çekeyim size. 6 ileri vites var bunda dostlar. Şöyle görün, içi de derli toplu duruyor abimizin arabasının. Alsatçı değilsiniz belli ki. Koltuklarda dostlar bu arada deforma falan yok. Sadece şuralar biraz dikkatimi çekti. O da önemli değil. Evet, o olabilir. Satıp yenisini alacaksınız muhtemelen. İhtiyacımla değerlendireceğim. Başka anladım. Allah gönlünüze göre versin. İnşallah. Piyasa hakkında ne düşünüyorsunuz? Piyasa hakkında... Kötü değil mi? Kötü. Çok kötü. Maalesef. Ya satsan alacağın araba pahalı. Ben satarsam zaten bu sattığım fiyata kesinlikle alamam. Alamaz. Kesinlikle. Evet. Allah sonuna hayır etsin. Amin. Dostlar kaçırmayın. Telefon numarası var mıydı? Yok. Alayım numaranızı. 532 162 0372. Den ulaşıp abimden güzel Jetta'yı alabilirsiniz. İsterim. Güzel, derli toplu evet. Duruyor. Dostlar iyi satışlar abicim. Şurada Edmire kasa, Accent var. İyi satışlar, iyi pazarlar. Şöyle görün. Dizel. Böyle çekeyim sizleri de. Ne yazmış abimiz? 54.500 TL demiş. Tavanda boya yok. Diğer tarafları anladığım kadarıyla boyalı. 305.000 kilometrede. Şimdi güzel. Kırmızı bir Astra var. Hadi ona da bakalım. 2016 Astra Turbo. 1.4. Oo, güzel. Tadından yenmez. 27.000 TL yazmış. 27.000 kilometrede 203.000 TL yazmış. Sizin mi? Çiçek paket. Güzeldir. Açık mı kapısı? Açık. Bir de otomatikse tadından yenmez. Ah be, manuelmiş dostlar. Şöyle görün. Pazarlık payın var mı kardeşim? Var abi. Pazarlık payın da var. Ama araba tertemiz. Abi, belli. Tüp yok. Benzin sadece. Buna tüp gitmez zaten. Sübapları eritir. Bir de 1.4 turbo olduğu için bunu tatlı tatlı süreceğim. 27.000'de kilometre. Pazarlık payın var mı? Var abi. Pazarlık payı da var dostlar. Güzel, kırmızı kırmızı. Ben buradayım diyor araba. Kardeşim iyi satışlar diliyorum. 203.000 TL. Telefon numarasını da şuradan çekeyim. İlgilenen arkadaşlar arasınlar. 2016. Şimdi şurada bir tane Hyundai gördüm. Hyundai'ye bakalım. Böyle cam tavanlı falan. Elit pakettir muhtemelen. i30. Şöyle telefon numarasına görün, 69.000 kilometrede 1.6 benzinli ve otomatik vites. İyi satışlar, iyi pazarlar. Şöyle içini de çekeyim dostlar. Arabanız çok güzel, gayet başarılı. Dostlar ilgilenen olursa telefon numarası burada. Gayet güzel duruyor araba. Şöyle cam tavanı falan var, elit paket. Şimdi bu iki yavru sana ait. Bu iki yavru bana ait abi. Hemen başlayalım kardeşim, hemen. Gel. Özellikle motor kısmını da çekebilirsin sen. Tamam. Şimdi bunları nereden aldın, ne zaman aldın? Sen normalde kendi çapında alsatçısın. Aynen. Galerici değilsin. Yok abi. Tamam. Şimdi kardeşimin arabasına bakıyoruz. Bir kere otomatik mi değil mi? Otomatik değil. Manuel vites. Ama double ekranlı falan. Hepsi var. Gayet güzel. Bu şey olan değil mi? Falan, en full olanı bu. Bu en full olanı. Aynen. Arkada şey de yok bunun. Kol dayama yok bunlarda. Kol dayama değil. Şey ne onun adı? Şaft tüneli de yok. Yok abi bunlarda yok. Dümdüz. Arkası dümdüz. Detaylı temizliği yeni yapıldı. Jant lastiği yeni. Belli kardeşim. Yeni çekildi. Sunroof var. Sunroof var. En dolusu ata boya değişti. Kardeş aynalar otomatik mi bunun? Yok. Sen abi. Elinle kapattın. Yok, ben elimle kapattım. Şimdi 131.000 TL demişsin. 2005 model ES paket, hatasız boyasız değişen, kayıt mayıt yok, motorumuz da bu şekilde. Evet. Oh güzel. Allah gönlüne göre versin inşallah. Allah İstediğin şekilde satarsın. Adana aracı zaten belli. Bir de burada bir aslan yatıyor. O da benim. Bu Air'lı dedikleri olay mı abi? Air'lı dedikleri olay. Abi 30 milyar ekstra var bu arabada. Allah Allah. Ne peki yani 30 bin lira dediğin jantlar falan mı? Jant 9 bin. Üstündeki müzik seti 8 bin. Air 6.5. Body kit'i falan. Oo. Bu açık mı? Seçiyor. Arabaya sen de bunda anahtarsız giriş çıkış hepsi da var. Bu en full olanı. En full'ü. Tüp var mı bunda? Tüplü LPG'li daha 99 binde araba. 99 binde. Evet.
da bakabilirsiniz. Gel bakalım şöyle. Dostlar güzel böyle derli toplu. Oo, double set dediğin gerçi tesisat var demiştin. Hepsi var abi. Ve otomatik vites. Aynen. Oo. Bu da çiçek paket. Aynen. Bu da çiçek paket. Şöyle görün dostlar, jantları falan havalı havalı duruyor. Deri döşeme orijinalinde mi var? Tabii bu Elegance'ın üst paket olduğu için hani fullü, daha fullü olduğu için bunlar orijinal deri. Ama şey belli, yaldır yaldır ya alet. Hata buya yok. Peki kardeşim, şimdi sana nereden ulaşacaklar bu iki çiçek paketi almak istediklerinde? Abi numaramı sana veririm eğer arabalarına gittiyse arkadaşlarım. Alalım. 530-738-9609. Bu telefondan ulaşarak bu iki tane çiçek pakete sahip olabilirler. Evet abi. Dostlar şöyle uzaktan da alayım. İki tane Honda. Biri yeni kasa, biri eski kasa. Kardeşimden satılık. Dostlar şimdi polo isteyen bir arkadaşımız vardı. Ona da bu güzel poloyu çekelim hemen. Neymiş? 166 bin kilometrede 1.4 2004 model 85.500 TL demiş. Telefon numarası burada. Bu güzel kardeşimden satılık. Ne var ne yok, nasılsın? Bizlerdeyiz. Teşekkür ederiz. Pazarlık payımız var mı? Pazarlık payımız da var. Şöyle içini de çekeyim. Dostlar görün. Klimalı. Tertemiz araba. Nasıl, piyasa hakkındaki yorumun ne? Piyasalar yüksek şu anda. Değil mi? Evet. Gevşeme olacak gibi mi? Olacak inşallah abi. Gevşeme. Değil mi? Şu sıfırlar girince piyasaya. Sıfırlar girince piyasaya gevşeme olacak gibi. Kazası belası var mı aracımızın? Yok abi. Hayır. Kazası belası da yok dostlar. Yedek anahtarları mevcut. Faturasına varana kadar var mı var yoksa? Abi. 4 lastik 0. Süper. Muayenesi yeni abi. 2023'e kadar. Süper. Atık yer 6,5 milyar tüp yeni takıldı aracımız. Çok güzel. Tüp de LPG'de yeni takıldı. Şöyle etrafını döneyim dostlar. Görün aleti. Güzel. Farların falan derli toplu duruyor. Şöyle görün dostlar. Polo'ya bu kardeşimden ulaşabilirsiniz. İyi satışlar diliyorum kardeşim. Dostlar çok güzel bir tane Elantra buldum size. 172 bin TL demiş abim. 34 bin kilometrede 2017 model ama ilk sahibinden. Abim de burada satıp araba almayı düşünmüyor. Böyle kendi ilk sahibiymiş. Araba hakikaten tertemiz. Hatta garaj arabası diyor. Hakikaten şöyle içine de bakalım. Otomatik vitesi olsaymış tadından yenmezmiş. Fabrika çıkışlı LPG var galiba bunda. Değil mi? Vallahi çok güzelmiş arabanız ya. Telefon numarası göremiyorum. Paylaşmak ister misiniz? Olabiliriz. 0530 275 6658. Bu numaradan dostlar abime ulaşıp bu güzel arabasını ilk sahibinden sıfır, tertemiz, servis bakımlı ve çiziği boyası çürüğü olmayan bu Honda Elantra'ya ulaşabiliyorsunuz. Gayet de güzel duruyor vallahi. Tertemiz. İyi satışlar diliyorum. İyi pazarlar. Dostlar gayet başarılı. Şöyle görün. Honda Elantra. Yani piyasası hakkında yorum yapamıyorum ama 172 bin TL demiş abimiz. Gayet güzel duruyor. Böyle diri diri. Benim hoşuma gitti. Şaft tüneli bunun da yok. Gayet güzel arka tarafı falan. Düşünenler olursa gayet başarılı. Dostlar Hyundai var. Accent Era. 107.500 TL demiş abimiz. 2009 model. Bakalım şöyle. İyi satışlar diliyorum. Şöyle etrafında döneyim. Görün dostlar. Sonra da sizinle güzel bir sohbet edeceğiz. Şimdi burada iki tane abim var. İyi pazarlar. Kolay gelsin. Nasılsınız? Bizlerdeyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi alıcı, satıcı. Doğru mu? Piyasa hakkında şimdi ikinizi de böyle bir çarpıştırayım. Siz pahalıya satıyorsunuz. Siz ucuza almaya çalışıyorsunuz. Haklı olarak. Değil mi? Tamam abi. Ama bu da serbest piyasa ekonomisi. Abim istediği fiyatı yazabiliyor. Biz de pahalılık. Temiz arabanın temizliğine gelerek biz de pahalılık. Değil mi? Peki şimdi piyasa hakkında önce alıcıdan yorum istiyorum. Sizden. Piyasa hakkındaki düşünceniz nedir abi? Araç piyasası çok yüksek. Değil mi? Aşırı yüksek. Yani yaklaşılmıyor yanına. Alamıyorsunuz. Evet tabii ki. Zaten kuru bir kalabalık var. Çok satışın olduğunu da düşünmüyorum. Bir de insanlar gidiyor galericilerden almaya çalışıyor. Aynen. Senin gibi bilmiyorum esnaflık mı? Ben galerici değilim. Abi. Galerici değilsiniz. Biraz böyle gol atacaktım kendi kaleme gibi oldu ama. Sizin gibiler de arada kaynıyor. Aynen. Galericilere arada, gitmiyorlar. Arada gidiyoruz aynen. Değil mi? Halbuki keşke galerici... Keşke arabaları 80'lara 85'lere alsak da abilere 90'lara versek de biz de... Değil mi? Abi. Çünkü sen de alacağın araba mecburen ya üstüne koyup alman lazım. Görünüşünden de böyle temizliğine... Yok yok çok güzel. Biraz fazla fiyat alınır mecbur. Allah kaza bela vermesin. 2012 Fiesta var. Onu satıp bunu alacağız. O mesela 120 bin diyorum. Onun piyasa hakkı bana göre 75-80. Değil mi? Evet.
bir anda nasıl oldu? Bende de Fiat Linea var, Emotion Plus otomatik olandan. 2008 model. 30.000 TL'ye almıştım ben. 1,5 yıl önce. Şimdi arkadaşım var, 90'a bana ver diyor. Diyorum ki lan 90'a sana niye vereyim o arabayı? Ben 30 bin liraya aldım. Satarsam ne alacağım? Alacağım araba yok. Alamam yani, şu araba 2.900-107.000 TL. Ve dizel değil, otomatik değil ama hakikaten tertemiz, aküsü falan yeni. Dostlar araba güzel. Kupalar falan güzel duruyor. O zaman size iyi satışlar diliyorum. Size de iyi satışlar diliyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hepsinden var. YouTube kanalının adı. Tamam, bekliyorum. İyi satışlar. Dostlar şurada Astra var. Gelin Astra'ya bakalım. Şöyle Astra'ya bakalım. Benzinli. Edition Plus'mış. 2017 model. 166.000 TL demiş abimiz. 54.000 kilometrede. Şöyle görün. İçini de çekeyim sizlere. Manuel vites. Otomatik değil. Şimdi şöyle aşağıya doğru gidelim. Evet, satılmayan Fiesta'larımızın olduğu yere geldik. Bakalım fiyatta bir değişiklik yapmış mı abimiz. 2015 Trend X'ti. 145.000 TL rakam devam ediyor. İyi satışlar, kolay gelsin. Şurada kuryer var. Ona da bakın, 169.750 TL demiş. Geçen haftaki veya ondan önceki veya ondan önceki videolarımdan bunların fiyatlarına bakabilirsiniz, kıyaslayabilirsiniz. Şurada yine geçen haftaki abimizin i20'si var. 188.500 TL fiyatıyla ortada. Şurada değişik bir araba görüyorum. Hadi gelin ona bir bakalım. Sonra da artık videomuzu yavaş yavaş sonlandıracağım. Şuna bir gelin bir bakalım. Passat Variant. 1.9 TDI 66.000 TL demiş abimiz. Sunroof falan var. Bakın şu görüntüsünün güzelliğine. Şöyle kocaman gemi gibi araba ya. Şöyle içini de göstereyim. Görün. Maşallah maşallah. Bir yerde boya varmış. 4 değil. Belki 79.500 TL demiş abimiz. Şöyle etrafında döneyim. Şöyle görmek istiyorsanız. Buyurun. Bu şekilde. Bakalım başka değişik neyimiz var. Şurada bir Passat'ımız var. Eski kasa. 122.000 TL demiş. 2004 model. 168.000 km'deki araca abimiz. Heh. Accent var şurada. Bakın. Accent Blue. Dizel. Yani yanına girmiş abi. Şöyle. Maalesef 10 lira hasar kaydı. Ağzına diyorlar çok tatlı diyor. Şöyle otomatik vites mi bilmiyorum. Bakalım iyi satışlar. Otomatik vites mi bakalım. Manuel. Mod Plus mı? Evet. Mod Plus. Gayet güzel, temiz duruyor. Ne kadar istiyorsunuz buna? 155 dedim. 155. Kaç binde? 77 binde araba. 77 binde. 1.636 beygir. Ha, 136'lık bu. Evet, 136. Dostlar şöyle etrafında ne? Nasıl piyasa peki? Var mı soran? Şu an 165 yazmış. Yukarıda değil mi? Gördüm. Evet. Nasıl, ne düşünüyorsunuz piyasa hakkında? Şu an piyasa Allah kulağı. Değil mi? Çok kötü. Allah sonunu hayretsin. Siz tutturabildiğin fiyat veriyorsunuz. Galerici misiniz? Yok, ben sahibim. Sahibisiniz. Kendi malımı satıyorum. Çok güzel. Allah gönlünüze görürsün. Düşük model hatchback alacağım. Çocuklar için. He, satıp bir alt pakete geçeceksiniz. Allah gönlünüze göre versin. Dostlar burada da bir 207 var. 2009 model 99.000 TL demiş abimiz. Şöyle görün, 206.000 kilometrede Trendi 1.4 HDI. Şurada bir Volvo var. V40. İyi satışlar, kolay gelsin. 215.000 TL demiş abimiz. Dizel. Otomatik mi? 188.000 kilometrede. 06-01 plakaymış. Önde tamponda hafif bir kırıklık var. Şöyle etrafında değil mi? Fakat bu toplama gibi. Bir şey diyeceğim. Jantların orijinal değil. Jantlar orijinali var evde. Bunu geçici tamam. He, fokus jantı koymuşsun. Evet. İnsan... Aynı yerde şey oluyor ya. Öyle mi? Evet. Hasar var mı arabada? Var. Belli ön camın fitilleri falan oynanmış gibi. Ehe. Ama fiyatında ona göre makul. Ona göre makul. 245 normalde fiyatlar. 245 normalde. Siz? Biz 200'e bırakacağız. 200'e bırakacaksınız. Evet. Teşekkür ediyorum. İyi satışlar diliyorum. Şöyle etrafında döneyim. D2 Volvo V40. Kırmızı isteyenlere böyle güzel bir alet ama oynanmış dediğim gibi, fiyatını da ona göre düşük yapıyor. Tutuyor abimiz. Şurada bir tane Golf var. Hadi onu da çekelim. Bir tane de şurada Citroen var.
Cielise. Hadi ona da bakalım. Şu Golf'ü bir çekeyim hızlıca. Ondan sonra Cielise'ye döneceğim. Şuradan Golf'e bakalım. Golf 1.6 TDI. Şöyle 157.000 TL demiş abimiz. Ön kaputta hafif bir çizik var. Şöyle otomatik DSG mi bakalım. DSG değil, manuel 5 ileri. Şöyle bunu da görün. Ondan sonra karşıdaki kardeşimin aracına doğru geçelim. Kolay gelsin kardeşim, iyi satışlar. 2005 Cielise dostlar. 1.6 beygir. 150.000 TL istemiş, 120.000 kilometrede. Air'lı, şöyle görün. Kaldır baba. Air koymuş. Oh, şovunu da yaptı abimiz. Dostlar şöyle Citroen Cielise var. Exclusive paket. Şöyle bunu da çekeyim. Air falan koymuş. Almak isteyen olursa. Evet, şimdi hepsinden var. YouTube kanalında bir pazar günü videomuzun, araba pazarı videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar. Görüşürüz.